Tahvil piyasasında süre gelen sert alışlar, 2007 yılından beri gözlemlenen en yüksek getiri seviyelerinin test edilmesine sebep olurken, küresel piyasalarda karışık bir görünüm vardı. Amerika hisse senedi piyasaları, mega cap teknoloji hisselerinin öncülüğünde Avrupa endekslerine göre daha olumlu bir görünüm sergiledi. Geçtiğimiz hafta yayınlanan FED tutanakları şahin bir tutum sergileyip endeksleri baskılarken, Cuma günü Jackson Hole Ekonomi Sempozyumunda Pavla'nın yapacağı açıklamalar ve haftanın geri kalanında diğer FED yetkililerinin konuşmaları risk iştahında belirleyici olacak. Amerika tarafında ekonomik takvimde göze çarpan bir veri bulunmazken dün Almanya üfe verileri açıklandı. Aylık bazda %0.2 düşüş beklentisine kıyasla %1.1 düşüş açıklanırken senelik bazda ise veri %5.1'in üzerinde gerileyerek %6 olarak kayda geçti. Avrupa hisse senedi piyasalarında haftanın ilk işlem gününde yataya yakın kapanışlar gözlemlendi. Eurostox 50 endeksi %0.28 değer kazanarak günü 4224 seviyesinde tamamladı. Diğer majör Avrupa endekslerinden DAX %0.19, Kakaran 40 ise %0.47 primlenirken, Futsu 100 %0.06 değer kaybetti. Eurostox 50 endeksinde en çok primlenen sektörler %0.90 ile enerji, %0.58 ile takdirsel tüketim ve %0.48 ile sanayi olurken en çok değer kaybeden sektörlerse ise %2.61 ile emlak, %0.27 ile ham madde ve %0.14 ile altyapı oldu. Cuma günü 200 günlük hareketli ortalamasının ve 4200 major desteğinin hemen üzerinde kapanan Eurostox 50 endeksinde de Fed yetkililerinin açıklamaları endeksin yön belirlemesinde önem arz edecek. S&P 500 %0.69 primlenerek 4399.78 seviyesine yükselirken Dow Jones %0.11 geriledi. Teknoloji hisselerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq ise %1.56 değer kazandı. S&P 500'de en çok primlenen sektörler %2.26 ile bilgi teknolojileri, %1.15 ile takdirsel tüketim ve %0.80 ile iletişim servisleri olurken en çok değer kaybeden sektörler %0.88 ile emlak, %0.64 ile temel tüketim ve %0.62 ile enerji oldu. Bugün Amerika tarafında Fed yetkilileri Barkin, Gosby ve Bowman'ın konuşmaları, mevcut konut satışları verileri, Richmond Hizmet Endeksi ve haftalık ham petrol stokları açıklanacak. Avrupa tarafında ise bölgenin Haziran ayı cari hesap dengesiyle Birleşik Krallık CBI sanayi sipariş trendi verisi karşılanacak. Veri akışının sakin olduğu işlem gününde FX piyasalarında geçtiğimiz haftaya nazaran sakin bir görünüm hakimdi. Dolar endeksi seans içerisinde 200 günlük hareketli ortalaması olan 10384 seviyesinin altını test etse de bu bölgeden alışla karşılaştı ve günü %0.10 değer kaybıyla 10333 seviyesinde hafif negatif kapattı. Geçtiğimiz haftaki negatif görünümün ardından yeni haftaya hafif primle başlayan Euro dolar paritesi günü %0.27'lik yükselişle 1.089 seviyesinde kapattı. Teknik açıdan önemli bir direnç olan 1.090 seviyesinin hemen altında kalan paritede bu hafta gerçekleşecek olan Jackson Hole toplantısında Amerika ve ve Avrupa Merkez Bankası başkanlarının yapacağı açıklamalar paritenin ve dolar endeksinin gidişatı açısından oldukça önemli olacaktır. Gevşek para politikaları sebebiyle satış baskısının sürdüğü Japon yeni, G10 para birimleri arasında günün en zayıf performansını gösteren para birimi oldu. Dolar Japon yeni paritesi %0.60 yükselerek 146.24 seviyesine ulaştı. Yükselen reel faizlerin olumsuz etkilediği 10 altında, yaklaşık bir aydır süren satış baskısına bugün hafif pozitif bir tepki geldi. %0.30 yükselişte 1894 seviyesine çıkan altında 200 günlük hareketli ortalaması olan 1906 seviyesinin altında kalınması zayıf teknik görünümün de devamını işaret ediyor. Bununla beraber enflasyon endekste 10 yıllık Amerika tahvillerinin gün içerisinde 2009'dan beri gördüğü en yüksek seviye olan %2'yi görmesi, yüksek reel getiri sebebiyle kısa vadede altındaki negatif görünümü destekliyor. Tahvil piyasaları, başta Amerika tahvilleri olmak üzere sert satıcılı bir seyir izledi. Yaklaşık 10 gündür Fed'in faiz artışına devam edebileceğini yönelik beklentilerin kuvvetlenmesiyle rally yapan Amerika 10 yıllıkları günü 8.3 bas puan artışta %4.34 seviyesinde kapattı ve gün içerisinde 2007'den beri gördüğü en yüksek seviyeleri test etti. 10 yıllık enflasyon endeksi tahvil getirisi gün içerisinde %2 seviyesini test ederek 2009'dan beri gördüğü zirveyi gördü. 2 yıllıklarsa 5.4 bas puan artarak %5.001 seviyesine yükseldi. Merakla beklenen Jackson Hole sempozyumu öncesi, tahvil piyasalarında volatil ve negatif bir bekleyiş sürerken, Fed Başkanı Powell'ın Cuma günü yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor. Avrupa tarafının da Amerika'daki yoğun satış baskısına eşlik ettiği günde, beklentilerin oldukça altında üfe verisi karşılayan Almanya'da bile sert satışlar hakimdi. Almanya 10 yıllıkları 8.1 bas puan gerileyerek %2.703, Fransa 10 yıllıkları ise 7.5 bas puan yükselerek %3.240 seviyesine çıktı. Küresel risk iştahında zayıflığa paralel, gelişmekte olan piyasalarda da satış baskısı hakimken, Türkiye Eurobondlarında karışık bir görünüm hakimdi. Getiri eğrisinin kısa tarafında pozitif bir görünüm varken, orta ve uzun vadede Amerika'daki satışlara paralel hafif satıcılı bir seyir görüldü. Hafta sonu açıklanan Merkez Bankası kararına göre, kur korumalı mevduattan dönüşüm için bankalara hedef getirilmesi normalleşme açısından bir adım olarak görüldü ve bu durum ülke risk primine pozitif yansıdı. 432 seviyesinden 419 seviyesine kadar geri çekilen 5 yıllık CDS, öğleden sonra dünya genelindeki satışların artmasıyla biraz yükselerek günü 426 seviyesinde kapattı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.